Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videomun 6. kısmını çekeceğim. Ve 5 tane yeni İngilizce'deki en yaygın ifadeyi sizlerle paylaşacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, ilki out of my hands. Biz bunu Türkçe'de bu elimden gelen bir şey değil, kontrolümün dışında olarak çeviriyoruz. Hemen bir örnek çözelim. I'm sorry, but it is out of my hands. Üzgünüm ama benim elimde değil, benim kontrolümün dışında diye bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Hemen ikinci kalıbımıza bakalım. Bu da günlük hayatta kullanılan kalıplardan bir tanesi. Let's agree to disagree. Yani kabul edelim ki anlaşamıyoruz. Türkçedeki anlamla tekabül ediyor. Hemen bir örneğe bakalım. I got it, but let's agree to disagree. Anladım ama kabul edelim ki anlaşamıyoruz. Yani farklı düşüncedeyiz, farklı yapıdayız. Anlaşamıyoruz. Kabul edelim. Üçüncü kalıbımıza hemen bakalım arkadaşlar. Üçüncü kalıbımız ise worth a try ya da shot diyebiliriz. Bu ise Türkçe'de denemeye değer anlamına tekabül ediyor. Hemen bir örnek çözelim arkadaşlar. I agree with you. It is worth a try. Ya da shot. Worth a shot. Sana katılıyorum. Kesinlikle denemeye değer. Diye çevirebiliriz. Dördüncü kalıbımıza bakalım. Evet arkadaşlar, bu da günlük hayatta kullanılan, en çok kullanılan ifadelerden bir tanesi. Mind your own business. Yani kendi işine bak anlamında. Bunu da çevirebiliriz. Hemen bir örnek yapalım arkadaşlar beraber. Leave me alone and mind your own business. Beni yalnız bırak ve kendi işine bak diye bunu çeviririz. Bugünkü son kalıbımız beşincisi ise how stupid of me. Yani ne zaman bir hata yaptığınız zaman, bir şeyi unuttuğunuz zaman kendinize kızarsınız ya. O anda diyor ne kadar da aptalım. Ya nasıl bunu yaparım tarzında. Bunu da Türkçe'ye çevirebiliriz. Hemen bir örnek çözelim arkadaşlar. How did I forget your birthday? How stupid of me. Nasıl unuttum senin doğum gününü? Ne kadar da aptalım. Tarzında bir pişmanlık anlamı katıyor cümleye. Evet arkadaşlar, bugünkü son kalıbımızdı. Umarım videodan yeterince fayda almışsınızdır. Videomu da umarım beğenmişsinizdir. Videolarımın devamlı gelmek istiyorsanız yorum yapmayı, beğenmeyi tekrardan unutmayın. Ve videolarıma devam edeceğim. Şu anda 6. videodayım. Bunu 30'a 40'a kadar devam ettireceğim. Umarım en iyi şekilde fayda alırsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.